Peki, şimdi bu iki çirkin adama bakalım. Çok güzel hareketler ikinin çok önemli iki oyuncusu. Cenan Adıgüzel ve Hacı Ahmet Ak. Sizle ilgili hemen şu eski skeci görelim istiyorum. Elimizde bir eski bir skeç var sizle ilgili, görelim. Bu ne zamandı? 30. bölüm falan galiba, değil mi? Çok, çok, çok eski, eski yani. 4 sene, 3,5 sene önce falan galiba. Peki. Şimdi ne yapıyorsunuz? Hala çok güzel hareketlerdeyiz. Devam ediyoruz. 160. bölümü çekeceğiz bu Yapma hafta. Yapma ya. Of. 160. yani sizin ikinizin içinde bulunduğunuz. Evet. Evet. Buradan sonra ne, ölecek misiniz bunları çektikten sonra? Emekli mi olacaksınız? Yani her sene aslında biz... Her sene bırakacağız diye başlıyoruz. Sonra bir şekilde kendimizi işin içinde bulup gece saat 4'te evde skeç yazarken ve bu sene son derken buluyorum kendimi sürekli. Tabii oradaki üretim de ilginç bir üretim değil mi? Kendi skeçlerinizi yazıyorsunuz. Evet. Yani aslında müthiş bir laboratuvar ve o durmadan devam ediyor. Ya bir yandan yazıyorsun, bir yandan oynuyorsun, bir yandan müthiş hayal gücü çalışıyor, yazarlık, oyunculuk, hepsi bir arada aslında. Nefis bir okul orası. Evet, yani 5 senedir haftada 7 skeç oynuyoruz. Kendimiz yazıp oynuyoruz. Üretim bir şekilde devam ediyor. Bazen aksıyor, duruyor ama bir şekilde çıkıyor. Hani yani televizyon yaptığımız için yapmak zorunda olmak birazcık galiba sıkıcı. Peki. Siz iyi arkadaş mısınız ikiniz? Evet, biz ev arkadaşıydık 3,5 sene. Ne oldu sonra? İşte kim kız arkadaş buldu? Ben yeni bir kız arkadaş yaptım ama onunla ilgisi yok. 30 yaşına geldik, dedik ki artık tamam. Ne var bunda? İşte evleri ayıralım, 30 yaşında ev arkadaşı. Öyle bir kural mı var 30 yaşında? Size soralım hocam, öyle bir kural. İyi olur tabii bence şimdi. Peki. Ama beraber uyumuyordunuz aynı yatakta yani, değil mi? Hiç yani hayır, hiç uyumadınız mı? Hiç uyumadık. Turnede, murnede, şurada, burada. Turnede yok. Kimse benimle uyumuyor. Ben çok kötü yatıyorum. Horluyorum. Ne anla? Ha, horluyorum. Öbürü de ilginçmiş. Çok kötü yatıyorum. Peki, ikiniz de 94 doğumlusunuz. Evet. Cenan Kayseri'de doğmuş. Hacı Samsun'da doğmuş. Sonra bazı şeyleriniz benziyor. Örneğin Hacı'nın röportajından okuyorum. Okulu sevmeyen bir öğrencinin okulu bırakmaması için bir şeye tutunması gerekir. Ben de okulu bırakmamak için zorla tiyatroya başlatıldım. Diyorsun. Doğru. Ondan sonra Cenan da diyor ki tiyatroya lisede başladım. Zaten herkes lisede tiyatro yapar. Lise son sınıfta iyiden iyiye oyuncu olmayı düşünmeye başlamıştım. Fakat üniversitede reklamcılığı kazandım. Reklamcılık birinci sınıfın sonunda 8 dersten bütünlemeye kalınca da net olarak oyuncu olmak istediğimi anladım. Yani sizde ikinizde de tiyatro hayatınızı kurtarmış. Evet aslında. Bunu aranızda konuştunuz mu yoksa ilk defa benden mi duyuyorsunuz? İlk defa sizden duyuyorum abi aslında. 3,5 yıl hiç bunları konuşmadık. Yani böyle bir peki aynı evde ev arkadaşı olarak mesela birbirinizle nasıl geçti hayatın? Çocuklukta çok üzdüler mi seni filan, böyle bir konuşma olmadı mı aranızda? Ya oldu da o kadar mı eğleniyordunuz yani? Ya sabahına hatırlamıyorduk o konuşmaları. Çünkü konuşmaları yani, hatırlamıyorduk. O daha duygusal bir konuşma olduğu için yanında mutlaka bir şey içiyoruzdur falan. Diğerleri yani diğer sohbetlerimizde hep. Hiç birbirinize sarılıp ağladığınız oldu mu? Hiç ya? Olmadı. Ha. Yok ya, sarılmadık. Ağlamışızdır. Ağlamış mısınızdır? Muhakkak ağlamışızdır. Niye ağladınız da sarılmadınız birbirinize? Ne bileyim yani. Sen çok kötü yattığın için belki. Olabilir. Evet, peki. Ama bu bir yazarlığı da beraber yaptığınız anlamına geliyor yani. Hayır. Yok. O da tam. Aynı evde oturuyordunuz fakat beraber hiçbir şey yazmadınız. Ben çok anlamıyorum yazarlıktan. Cenan çok iyi yazıyor. Yani benim toplam 6-7 skecim falan oynamıştır. Cenan'ın belki de 200-250-300 skeci oynamıştır yani. O yüzden ben yazamadığım için Cenan benimle yazmak istemiyordu. Daha çok yazan insanlarla yazıyordu. Canı sağ olsun. Aynı evde otururken evinizde bir salon ve iki oda mı vardı? Yoksa salon yok, sadece iki oda mı vardı? Salon. İki oda. İki oda vardı. Peki
Salonda oturuyordunuz, muhabbet ediyordunuz. Sonra sana iyi geceler deyip odalarınıza mı gidiyordunuz? Yani evet. Hı. Salonda yani, çok vakit geçiriyorduk aslında. Biz acaba yanlış bir şey mi yapıyoruz der gibi bak. Yani, hayır, hayır. Yani başka bir opsiyon. Hayır onu yani ben çünkü çok uzun süredir bir erkek arkadaşla oturmadığım için bunu merak ediyorum. Yani bu hoşuma da gidiyor aslında aynı evin içinde. Hep o diziler falan gibi geliyor bana. Yani işte sık sabahlamalar olmuş olabilir. Evet sık yani, sabahlamalar muhabbet sarınca, olmuştur belki de. Yani ben daha çok 2'de yatıyorum hala öyleyim. Yani 1.30-2 oldu mu tamam kapatıyorum. Gidip yatıyordum. Sonra 4 gibi böyle canım abur cubur çekince gidip mutfağa bir şeyler yiyip Cenan'a hiçbir şey söylemeden tekrar yatıyordum. Mutfakta hiç Cenan'la karşılaştığın oluyor muydu? Mutfakla salon. Zaten Şamil'in. Ha zaten o birde yani. Evet açık mutfak. O daha çok sabah 4'e 5'e kadar ya bir şeyler yazıyordu ya da oyun oynuyordu. Aslında bu çok hoş ve üretken bir süreç değil mi? Çok çok hoşuma gitti benim ya. Yani biz... Şimdi evlere ayırınca birbirinizi özlüyor musunuz? Ben özlüyorum. Sen? Ben de özlüyorum ama özlediğimizde görüşüyoruz zaten. O benim evime geliyor. Ben mesela birbirinizi arar mısınız? Geceleri çok özledim. Neredesin? Yalnızlık katlanılmaz. Yok aramıyoruz. Yeter artık. Hiç, yani hiç aramadık birbirimizi. Hatta gece aramadık. Ya, gündüz aradınız gündüz tabii. Aradık gece aramadı. Hatta bu sezon işe başladığımızda da bana şey dedi. Yani böyle biraz sistemkar. Hiç mi özlemedin dedi. Hiç mi özlemedin dedin mi? Dedim. Ben dedim özledim oğlum falan. Hmm. İnsan dedi bir arar. Dedim hani. Nasıl söyledi hiç mi özlemedin? He? Ya çok duygusal bir yer. Duygusal. Çok tatlı bir yerden söyledi. Hiç mi özlemedin? Hiç yani mi özlemedin? Böyle güzel evet. Kötü hissettiren. Tamam. Ama orada tabii bir sürü paylaşım var yani. Bir sürü acı da paylaşılmış. E tabii. Kızlar mızlar falan filan terk edildiniz mi o süreç içinde? Çok. Çok terk edildiniz. Cenan biz 25 kere falan. Ama bu... Ben 3 kere. Böyle ilerleyemeyiz. Soruya cevap verdim. Bu kadar skeç boşuna çıkmıyor. Yani. Tabii. Turnover'ın bedeli var. Yok 25 yok ya 15 vardır. Sağ ol. Şimdi ama gençlerde... ev arkadaşlığı talep edilen, arzu edilen bir şey değil gibi duyuyorum. Yani mecburiyet dışında, tabii ki hep mecburiyettir ama beraber oturmak istemiyorlar. Çünkü şimdi çocuklar hep işte ya hayır ben tek başıma eve çıkacağım, tek başıma eve çıkacağım. Halbuki birlikte eve çıkmak gençlerde, kızlar, oğlanlar böyle birlikte eve çıktıkları zaman iyidir. Hiç olmazsa ebeveynler de çocukların emniyette olduğunu düşünüyor. Yani çocuğu ararsan bulamazsan arkadaşına, ev arkadaşına ararsın. Hasta olsa bir derece koyar, ilaç bulur getirir filan değil mi? Tabii bizde de hep öyle yaşandı. Yani, evet. Ya hatırlıyor musunuz o günleri yoksa o kadar mı kafanız yok, güzel? Yok hatırlıyorum tabii canım. Ya. Mesela Cenan'ın dayısı biz eve çıkarken evi Cenan'ın dayısı yaptı mesela. Zaten ev Cenan'ındı. Konunun dayıyla hiçbir alakası yok ki. Hayır bu... Diyor ki birbirinize destek oluyor musunuz? Hayır peki bu hani kız tarafı yatak odasını yapar, salonu... Yok biz beraber çıktık spotçudan ikimiz. Ya o çok ucuzken her şeyi çok ucuz aldık. Ha. Birçoğunu attık sonra çünkü çok adi ürünlermiş yani. Özellikle kanepe çok kötü. Bu dayının yaptığı bunlar mı oldu? Dayımla konunun hiçbir alakası yok ki. Niye dayısı? Evi dayısı abi destekten bahsetti ya. Destekten abi, bahsedince... Abi destek oluyor ha, tamam, ben anladım. Genel destek doğru. Anladım ya. Kahretsin yani. Dayı dedim şurada. Tamam ben dayı yok. Unutalım dayıyı ya. Ya yardımlaşma, hani ev kız kurma. Tarafı, oğlan tarafı gibi bir de dayı tarafı mı eve katkıda bulundu? Hayır o da olmadı. Hayır. Tamamen atıyor. Tamamen biz... Ya biz ilk... 15 bölüm yaptık sonra eve çıktık. Onun parasıyla eve çıktınız. Evet aslında. O 15 bölümün parasıyla eve çıktınız. Fakat satın aldığınız yani? Şeyler o kadar adiydi ki hepsini atmak zorunda kaldınız. Hepsini değil ama birçoğunu. Çünkü arkadaşlarımız geldiğinde koltukta yatıyorlardı. Ve sabah herkes bizi küfür ederek karşılıyordu. Çünkü koltuk çok kötüydü. Peki bu hakikaten yani. bu da garip. Yani bazı şeyleri ucuza satmak için niye bu kadar kötü koltuklar ve yataklar yapıyorlar? Yani her şeyin çok adili, ya bazı şeylerin adisini yapamazsın. Yani artık olmaz. Yani evet. Yani mesela hani bir, yani kırık dökük bir masa yapamazsın mesela. Yani masa dört ayağı üzerinde durur falan zaten. Ama bunu nasıl bir başarı herhalde bu kadar çabuk kırılacak ya da hiç yatılamayacak bir yatak yapmak. Bu kadar nasıl olabiliyor hayret ediyorum ben. Ama bizimkiler çok ucuzdu ya o zaman. Evet hani... Nereden aldınız? Beşiktaş'tan filan mı? Spotçudan. Spotçudan aldınız. Gültepe'den aldınız. Ben...
O spotçular Gültepe'de mi var? Genelde Gültepe. Hmm. Şimdi ayrı çıktığınız evlerinizde eski konforunuz var mı yine? Şu an gayet mutluyuz. Var. Yani birbirinize ev ziyareti yaptınız mı? Mesela işte bir şekerlik götürmek, bir kristal kül tablası götürmek gibi. Ben hala aynı evdeyim abi. O, ha sen, onun evine sen evden abi. Ayrıldın. Evet. Sen onu terk ettin. Öyle oldu. Sen kendi başına eve çıktın. Evet. Peki sen o berbat eşyalarla falan... Yok onlar yok. Zaten biz onları değiştirdik. Biz yani... Beraberken de. Peki bir eşya paylaşması yaptınız mı? Yok ben bavulumu aldım çıktım. Ya ne bu ya? Ben sorulara cevap veriyorum ya. Ama biz... ilişki testi gibi... Almadım hiçbir şey aldın mı? Tamam almadım da... Ya ben onu söyledim dedim ki ne istiyorsan alabilirsin çünkü sen yani gidiyorsun falan. Ha ne istiyorsan alabilirsin abi. Dedim. Orada bir duygusallaşma olmadı mı hiç, kapının hiç, önünde falan? Yok abi hiç sıfır. Sen bavulunla çıkarken. Ya bir tuhaf ya son oldum bir tabii. Bavulu hani koridora koyup kapıdan içeri girip tekrar tek başına bakmak. O sırada sen salonda oturuyorsun. Hani ben de yardım falan. Ettim eşyalarını çok fazlaydı. Ben ama zaten eşyalı bir eve geçtim yani. Hiçbir şey lazım değildi. Hmm. O yüzden uzak mı taşındığın ev ona? Yok. Ortaköy'de Ortaköy'de. Ben Beşiktaş'tayım. 10 dakika, 15 dakika falan. Yani isteseniz birbirinize gidebilirsiniz. Tabii. Hmm. Okey. Hala. Hacı, senin bir röportajından geçen seneki şöyle demişsin. 8. sınıfta seyir seyrede yani bir şiirin 8. sınıfta müsamere gibi bir şey mi bilmiyorum. Bir şiirin son kıtasını unutunca tiyatro ve oyunculuğa küsmüştüm demişsin. O günlere dönebilir miyiz? Öyle bir şey dedim. Hayır 8. sınıfta her okulda şiir dinletileri oluyor ya bir kulüp oluyor, grup oluyor. Ben de şiir dinletici grubundaydım. Bir tane şiir okuyordum 8. sınıfta unuttum. Neresini unuttun şiirin? İşte başladım, çok heyecanlandım. Şiiri unuttum. Şu anda unuttun mu, şu anda hatırlıyor musun? Hiç hatırlamıyorum. Sonra titremeye başladım sahnede. Sonra şiir kulübünden falan da çıktım. Sonra yok dedim, ben yapamıyorum, bana göre değil. Sonra lisede tekrar işte tiyatro kulübüne girince öyle tekrar devam ettim. Ama bu 8. sınıf dediğin zaten ortaokuldasın. Orta 3. Orta 3 sınıfı. Evet. Orta 3. Aslında çok eski değil yani. Değil. Yani bir anaokulundan bir şeydi. Şiiri nasıl hatırlamıyorsun? Hiç hatırlamıyorum ya. O zaman da unuttum işte. Unuttum komple. Yok. Ama şimdi. Son kıtasını unutmuşsun o zaman. İşte yok. Başını hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Aranızda hiç konuştunuz mu bu konuyu? Ben Hacı'nın şiir sevdiğini bile bilmiyordum yani. Hayır, şimdi okulda seni şiir kulübüne girmedin mi? Ben de bunu bir istihbarat teşkilatından öğrenmedim. Yani bunu da röportajında söylemiş. Sen çok boş yaşamışsın ya 8. sınıf falan. Abi hayır ben... Ya ne ya? Ne ya? Hayır girmedim ben. Yani niye girmedin? Şiir okumadık hiç. Hayır yani ikinizin de benzer deneyimleri olduğu için söylüyorum. Sen peki ortaokulda tiyatroya küstün, lisede tekrar mı başladın? Evet. Hmm. Ama ben birinci sınıfta falan çıkıp şarkı söylüyordum 23 Nisanlar'da falan. Sesin böyle. Güzel mi? Yok çok güzel değil ama böyle kıyafetler giyip şarkıcıları taklit ediyordum. Hangi şarkıcı? Nerede? İlkokul birinci sınıfta Kont Andam diye bir şarkıcı var. Kuş foli, koma foli, dolu yağı, doli. Sevdalığın yüzünden hepten şaşırdık yolu diye bir. Abi Trabzon şarkısıdır, bu Karadeniz şarkısıdır. Ben bir şey demedim, bana niye pısını veriyorsun bakın. Hayır onu söyledim ben. Peki, bu şiiri, hayır şunu merak ettim. Şimdi şiirin son bölümünü unutuyorsun. Sonra ama travmatik bir süreç başlıyor galiba. Evet. Yani o yüzden kulüpten atılıyorsun. Atılmıyorsun da yok, sen ayrılıyorsun. Evet, çıkıyorum. Hayır. Niye ayrılmak zorunda kaldın? Yani yapamadım. Peki ama bir şiir kulübü vardı. Var. O şiir kulübüne girmiştin zaten. İşte yapamayınca dedim ki senlik değil bu git. Anladım. Çok. Ama yani şiir kulübüne çabuk girip müsamerede unutursan şiir kulübünden ayrılma mecburiyeti yok. Ama herkes izliyor ya sizi. Yani rezil olmuşluk gibi bir evet, şey var. Evet aileler gelmiş işte diğer arkadaşlar çıkmış böyle okumuş. Hı. Ben çıkmışım. Ha, tek tek mi okuyordun? Tek tek ben çıkmışım paket. O yüzden bir dedim ki yok sana göre değil bu. Peki senin annen baban akrabalarında gelmiş miydi? Gelmişti. Hı. Onlarla nasıl ondan sonraki ilişkin nasıl devam etti? Ya ben çok utandım. Hı.
Bizimkiler çok takmadılar tabii de. Olur öyle şeyler falan filan. Ben bir utanmıştım ama. Sonra ama ailenle ilişkilerin aynı şekilde devam etti. Ya bir şiiri unuttum diye ailem bana küsecek hali yok ya. Çok saçma olmaz mı? Düşünsene babam benimle konuşmuyor 20 yıl. 20 yıl. Oğlum şiiri unuttu. Rezil adam falan. Öyle bir şey olmadı ya. Ama sonra yani yine travmatik bir taraf var. Çünkü okulda galiba karizma çok çizildi. Ya zaten karizması olan bir adam değildim yani. Çok. Her zaman öylesin. Ya bilmiyorum. Teşekkür ederim. Her ama, zaman öylesin. Ama ama böyle bir adamın yani senin fiziğindeki bir adamın dahi olması beklenirken değil mi? Hani fiziği böyle ama kendisi dahi. Yani böyle işte kıvır kıvır kocaman saçlar, ufak tefek ama çok güçlü bir adam, bir yapı. Bunun şiiri herkesten daha iyi okuması beklenirken sen herkesten daha kötü okuyorsun. Ve bu çok ağır bir travma olmalı. Evet ama ondan sonra hiçbir şey unutmadım. Sahnede. Ezberi çok kuvvetli gerçekten. Öyle mi? Hiç yani unutmaz. Demek ki bu yüzdenmiş. Bak. Hayır ama sosyal bilimci, tarihçiyim ben aslında. Yüksek lisansım falan tarih üzerine benim. E niye söylemiyorsun? Akademiyi bıraktım ben, oyuncu olmaya İstanbul'a geldim. O yüzden ezberim kuvvetli olabilir. Akademiyi bıraktım derken ama bitirdin okulu. Yüksek lisansın bir tezini vermedin. 3 ay vardı, tezim vermedim. Tezini vermedin ama eğitim sürecini bitirdin. Bitirdim. O yüzden belki ezberim kuvvetli olabilir. O günden sonra hırs yaptım. Bu sizin ev hayatınızı etkiledi mi? Yani sen zaman şiiri unutması değil. Evet. Ya bir travma ne de olsa bu. Ya onu çok etkilemiş bir travma. Bunları konuşmadık ya. Bir kere bir mesleki travma her şeyden. Arkadaş hiç 8. sınıfta bir yere girip çıkmadığı için konuşmadık. Benle alakası yok ki bu yaşananların. Ya tiyatro kulübüne falan da mı girip çıkmadın ya? Ya ben lisede tiyatro kulübüne girdim. Tamam. Hiçbir şey de unutmadım. Çıktım, oynadım. Vay. Gurur verici, gurur duydum. Bana nasıl sekti ben? Sizde çok mu büyüktü? Siz denk gelmemişsiniz. Biz çok... yani bu muhabbeti de hani yapmadık travmalarımızdan. Hayır, yani travmalar falan anlatılmaz mı? Mesela ben gece olunca travmalarımı anlatırım herkese. Sevgilim, arkadaşlarım falan işte çocukken bana şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Biz hiç anlatmadık ya. Biz hiç yani... Utandık, oraları unutmak istedik. Bravo, olabilir bu. Belki de. Belki beraber yeni bir hayata. Bambaşka. Evet. Bambaşka bir hayata başlıyorsunuz bir bekar evinde. Ya bir de neyi anlatayım şimdi? Şiiri unuttum, rezil oldum canım. Ya bir de hani kötü. Birbirimizle galiba birbirimize zorbalık yapıyorduk evde sanırım. Ne demek bu istiyor olabilir şu anda? Ya mesela sen bana bunu anlatsan şiiri. Gülersin ben sen. Ben büyük evet. Dalga geçerim. Yani hani çok uzun süre bunu yaparım. Ben de ona öyle bir şey anlatsam o da aynısını yapar. O yüzden bu gerçek arkadaşlık ama. Girmiyoruz öyle toplara. Yani zorbalık yani bu teklifsizlik, suni olmamak, birbirini sonuna kadar kahretmek, rezil etmek, rezil rüsva etmek, birbirine sonuna kadar saldırmak aslında gerçek arkadaşlığın bir ifadesi bu. Yani. Bence öyle. Tebrik ederim gerçek arkadaşlığı. Ben de öyle arkadaşları seviyorum. Yani. Tamamen beni bir hiç haline getirecek olan arkadaşlar işte mektepten arkadaşlarım falan. Onlar da bana bir hiçmişim gibi davranır. Berbat bir adammışım gibi, rezil rüsva, çocukken olduğum gibi falan. Be sen kimsin ya falan. Bu çok iyi ve sağaltıcı bir şeydir. Hemen hocaya soralım. Ne diyorsunuz hocam? Tabii ki böyle. Yani hayat boyu kendimize taktığımız o apoletler, nişanlar, giyindiklerimiz, kuşandıklarımız, bütün bunlardan bir arkadaşın yanında soyunabilmek. Arkadaş, dost, eş bunun için olmalı zaten. Yani insan yanında çıplak ve sessiz olabildiği kişilerle zaman geçirme ihtiyacı duyuyor. Onun dışında hep zaten maske persona. Böyle geziyoruz işte. Bir şekil görünmemiz gerekiyor ama orada o şekilde ihtiyaç kalmıyor. Ben şu anda çoğu zaman kişisel ilişki problemlerinin büyük kısmında böyle bir hikaye görüyorum zaten. Yani işte bize de çok soruluyor şu durumda ne yapacağız falan filan gibi. Eşler birbirine, işte arkadaşlar birbirine, takım arkadaşları birbirlerine başkalarına yaptıkları rolleri devam ettirmek zorunda kaldıkları için çok yoruluyorlar. İnsan terliklerini, pijamalarını giyeceği bir yere ihtiyacı var. Yani ilişkilerde de böyle. Eve gittiğimizde rahat rahat yayılıyoruz ya.
Yani hı. hakikaten dostun yanında da, arkadaşın yanında. Bence çıplaklık çok güzel. Ben yeni sevgililere ve evli çiftlere her zaman tavsiye ediyorum. Yani ben bir tavsiye makamı olduğum için değil ama özellikle sevişmeden önce bir süre çıplak olmaları gerekiyor bence. Makul olabilir. Yani fiziksel olarak çıplak olmaları gerekiyor. Çünkü bütün filmlerde görüyoruz, soyunmalar çok çirkin gösteriyor insanları. Yani adamın pantolonunu çıkarışı, kazağın çıkması filan çok şeye yani... çok aceleye gelir değil mi? Evet, koreografiye aykırı bir şey. Evet. Makul siz evde ne giyerdiniz? Ya benim çok kötü dedemden kalma bir kapri gibi bir şeyim vardı. Neyiniz? Dedemden kalma bu kapri derlerdi ya, şurada şort değil, dedemden pantolon sana değil. Dedemler sana kapri dizaltı. Evet, i̇şte biz de bunu hep sorduk. İğrenç yani bir renk. Bunu giyme artık diyoruz çünkü eve bir misafir geliyor ve... Ne renkti? Ya çok kötü renkti abi. Nedir? Yani hangi renkti o? Böyle kahverengi değil ya, şey rengi kahverengi gibi değil. Derler ya. Anladım evet. Peki. Yani... Kaka rengi. Kaka rengi gibi. Peki bunu dedenden kaldığı için mi ısrarlı giyiyordun? Ya ne bileyim, buldum eşyalarımı. Ya ben dedeni anmak için mi bunu giyiyorum ve dedemi de anmış oluyorum? Hayatta dedesi anılacak da bir şey yok. Hayır, bence dedem onu dedesini bana... Dedesinin anılacak bir hali mi yok? Hayır. Peki. Ama dedesi... Deden. Dedem vermiş bence bana onu. Ben de hani alayım saklayayım bu şeyi. Deden diye. Sana kapri pantolonunu mu vermiş? Vermiş ki yanımda demek ki, bilmiyorum, bir şey olmuş o anda. Çok rahat o böyle, aman. Anladım. Müthiş rahat. Peki siz ne giyerdiniz evde? Tişört. Eviniz iyi ısınıyor demek ki. Ya bizim ev garip şekilde böyle kombi en düşükte ama çok ısınıyor ve çok kavgasını verdik. Çünkü şimdi özlüyor musun o evi, belki yeni taşındığın ev? Yok, o kadar... özlemiyorum ben, kombi çok kötüydü çünkü. Benim kombim daha iyi. Kombi olan odada ben yatıyordum da ses çıkarıyordu. Gar gar gar. Onu yaptıramadık uzun süre. Niye kombi olan odada sen yatıyordun? Çünkü diğer oda Cenan Bey'in doğduğu oda. Onun evi aslında. Ben onun evine gittim. Hiç böyle anlatmıyorsunuz. Ben beraber bir eve çıkmışsınız gibi. Hayır, onun doğduğu ev. Ben oraya kiracı gittim. Sen oraya iç güveyi gitmişsin. Evet, kiracı gittim. Kira vermedim çünkü. İç güveyi gittim. Kira vermedin mi? Yok. Nasıl ya? Ev onundu zaten. Gerek yok diye düşündüm. Peki sen ne kadar iyi yürekli bir insansın ki yani pantolonu, pijaması bu kadar çirkin olan bir adamı evine alıp yıllarca ve kira almadan oturtmuşsun. Ya biz beraber çıktık. Bundan ama şu anda ben söyledik. Hiç bu tavrını da beğendiğimi söyleyemem yani. Şimdi benim kombim daha iyi. Evet yani. Bu... Hayır. Hoş olmuyor bence. Asla öyle bir şey değil de. Biz zaten... Ama öyle biraz önce söyledin. Dedin ki benim şu andaki kombim daha iyi. Hayır, o dert oldu bize. Biz o kombiyi değiştiremedik. Her şeyi değiştirdik. Kombi iyiymiş zaten. Değil. Çok kısıkta çok iyi ısıtıyormuş. İlk üretilen kombi o bence dünyada. Yapılabiliyor mu diye bakmışlar, bizim eve koymuşlar. Yapılamamış. Biz ikimiz de ev aramıyorduk çıkarken. Ben teyzemin yanında kalıyordum yine kira vermeden. Cenan da anneannesiyle kalıyordu. Biz ev aramıyorken hadi bir bekar evimiz olsun deyip eve çıktık aslında. Şimdi ben o eve geri döndüm. Sen nasıl kendi evine çıkabiliyorsun? Başka siz anladınız yani, mı burayı? Şöyle, bu anneannemin eviydi. Anneanneniz vefat mı etti? Hayır, duruyor. Yani yaşıyor. Duruyor, duruyor ne ya? Ya çok kötü ilerlendi. Çok. Onun kiracısı çıkarken ben de yıllardır onlarla kalıyordum. Dedim ki ben oraya çıkayım. Ve bir arkadaşımla beraber. Ama orada doğmuşsun o evde. Tabii ben o evde doğdum. Ya çok karışık abi. Olsun, ne kadar karışık olabilir. Aşırı karışık yani. Yıllar öncesinde biz ailemle, annem babamla orada yaşadık. Hmm. Yaklaşık 10 yıldır da kiradaymış orası. Peki senin yattığın odada, nasıl bir oda ki bir odada kombi var? Şimdi şöyle, ev o kadar büyük değil, kombiyi koyacak da yer yok. Kombiyi de o yatak odasına koymuşlar. Eskiden orası yatak odası da değil, mutfakmış zaten. Sonra bozup yatak odası yapmışlar. Kombi de orada kalmış. Mesela çamaşır makinesi de benim odamda. Ama biz orayı böldük. Ardiye gibi bir duvar yaptık evet. Oraya bir tane. Kombi ve çamaşır makinesi hacının odasında ama... Yatarken görmüyorsun onu. Böyle evet, böyle hani kiler gibi. Kombinin yarısını görüyorsun, yarısı görünmüyor. Doğru. Ama sesini duyuyorsun. O da o yüzden çok, çok kızgın. Görmüyorsun ama sesini duyuyorsun. Kızgın kombiye ama o yüzden. Kahretsin, çok kötü o kombi ya, kombi. Yani yıllarca böyle yaşadın. Lütfen sana sesleniyorum, değiştir oğlum artık, param da var, şunu yap ya. Evet.